Python dersleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranımızda bir önceki dersimizden kalma kodlarımız var. Bir önceki dersimizde join, count, find, refind gibi kodlarımızı öğrenip işlemler üzerinde, çeşitli for, if döngüler üzerinde, veri tabanı gibi işlemlerde parola işlemlerini nasıl yaparız bunları göstermiştik. Nerede kaldığımızı bilmeniz açısından temizlememiştim. Şimdi yeni dersimize geçiyoruz. Bugün index, reindex gibi kodlarımızla başlayıp kod serimize yine devam edeceğiz. Umuyorum faydalı bir ders olacaktır. Benimle beraber uygulamaları yaparsanız sizler de faydasını göreceksinizdir. Index komutumuz ilk kullanacağımız komut. Yazayım komutumuzu. Bugün göreceğimiz ilk komutumuz index komutumuz. Karakter dizisi içerisinde bir karakterin hangi sırada bulunduğunu öğrenmek için genelde index komutunu kullanırız. Bu komutu sık sık kullanılan bir komuttur arkadaşlar. Yine tanımlama işlemiyle başlayalım. Diyorum ki karakter diye bir değişken tanımlıyorum. İçerisine Python dersi diyorum. Bu şekilde Python dersi diye hemen hemen bütün harfleri birbirinden farklı bir karakter dizisi tanımlamış olduk. İndeks komutumuzu çalıştırıp nasıl çalıştığını görmek için başına print yazıyorum arkadaşlar. Ve printimin şu fazlalığını kaldırayım. Diyorum ki karakter nokta index, kapatayım şu parantezimi. Geliyorum. Neyi bulmak istiyorsam indeksin içerisine o parametreyi çift tırnak içerisine yazıyorum. Diyorum ki P harfini bul. Karakter dizisi içerisinde P harfimiz nerede? Çalıştırıyorum şimdi programımızı. Şurada aşağıda sonucumuz çıkacak. Çalışmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi sıfırıncı. Bir de arkadaşlar şunu tekrardan vurgulamış olayım. Sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gider sıralamamız. Gelelim şimdi H harfini bulduralım. Aynı şekilde kopyalıyorum. Ctrl C ve Ctrl V ile kopyalıyorum. Bu sefer H harfini bulduralım. Çalıştırıyorum programımızı. Gördüğünüz gibi H harfimiz ikinci sırada dedi. Neden? Çünkü sıfırdan başlıyor işlemlerimiz. Diyelim ki bir yazının içerisinde birden fazla aynı karakterden var. Bunu nasıl buluruz? Nasıl yaparız? Onunla ilgili de bir uygulama yapalım. Dünkü gibi yine bir cümle kelime tanımlıyorum. Eşittir diyorum. Buna ada pazarı diye bir kelime tanımladım. Gördüğünüz gibi 4 yerinde A harfi var. Bunu bulmak için yukarıdaki şu Python'umu alayım. Pardon, printimi alayım. Geliyorum aşağıya, yapıştırıyorum. Karakter yerine kelime diyorum. Bu tanımlamamızı yaptım. Şimdi burada yapacağımız indeksin içerisinde iki tane birim belirteceğim. Birincisi bulunacak harf. İkincisi de harfi nasıl bulacağı. Eğer ki düz yazmış olsaydım önce düz yazımı sonra farklı farklı göstereyim. Ne demek istediğimi anlamanız için. Virgül diyorum. İkinci parametremi belirtiyorum. Diyorum ki bir sonrakini bul. Bu şekilde. Şimdi çalıştırıyorum ardı ardına kodlarımızı. Gördüğünüz gibi ilk harf sıfırıncı A'da buldu. Ondan sonraki 1'de değil 2'de bakın. Gördüğünüz gibi 1'de değil 2'de. Buraya 2 yazabilirdim. Hatta 3 yazabilirdim. CTRLC ile gelin kopyalayayım buraya. Üçüncü ada pazarını bulsun. 2 değil 3'ü bulsun. Atlama yapalım. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu sefer dördüncü birimdekini buldu. Devam edecek 5, 6 diye bu şekilde devam eder arkadaşlar. Yapacağı işlem siz burada sayıyı kaçıncı numarayı belirtirseniz bir sonraki yani bir sonrakinden bir sonraki bu şekilde sıralamayla size karakter dizisi içerisindeki yerini bulmuş olacaktır. Şimdi daha böyle zorlaştıralım. Zor bir uygulama yapalım. Yazacağımız bir kelimenin içerisinde bir karakteri nasıl ararız onunla ilgili bir uygulama yapalım. Buraya yukarıda kelime, karakter demiştik. Buraya da farklı bir şey diyeyim. Değer diyorum. Herhangi bir değer. Bu da diyorum ki input. Input'la bu değerin girişini bir alalım. Metninizi giriniz ya da kelimenizi giriniz fark etmez. Şu şekilde
Daha sonrasında geliyoruz. Diyorum ki ara, bir şeyi arasın arkadaşlar. Yine input'la aranacak kelimeyi giriniz. Şu harfleri büyük yazayım, daha düzgün gözüksün. Aranacak kelimeyi giriniz dedik. Geliyoruz şimdi for döngümüzle. For i in, bunu yazarken direkt elinizin alışmış olması. Daha önceden göstermiş olduğum range komutumu kullanacağım. Ve de girilen kelimeyi len ile uzunluğunca alacak. Neyi alacak arkadaşlar? Yukarıdaki değeri alacak. Uzunluğunca bunu alıyoruz. Len ile kaç adet olduğunu öğreniyoruz ve bunu for i döngüsüne tutmuş oluyoruz. O kadar değer kadar for i'mizde döngü yapacak. Ve de print olarak diyecek ki şurada hemen i'nin değeri diyeceğiz. Şöyle iki nokta üst üste yapayım. Virgül i. i'nin değerini ekrana vermiş olacak. Ve artık şartımızla aranan harfin nerede olduğunu, kaçıncı sırada olduğunu, bunları sorgulama işlemi yapalım. If diyorum. I değerimiz eşitse, eşit olması için çift eşittir kullanmamız lazım. Değer nokta, artık burada indeksimizi kullanıyoruz. İndeks komutumuzu burada kullanmamız gerekiyor. Ara, işte o değerimizi arasın. Nerede? İyi de arasın. Bunu da iki nokta üst üste koyuyoruz. Burada koymazsanız arkadaşlar sıkıntı çıkar. Ve de kodumuzu yazmaya devam ediyoruz. Diyoruz ki print, ekranımıza bir değer yazdıralım. Yüzde %s arkadaşlar, bu kullanılan bir şeydir. Özel kullanılır. Bunun birazdan ne işe yaradığını göreceksiniz. Sırada yukarıdaki bulunan değerin kaçıncı sırada olduğunu buraya aktarmaya yazıyor. Bir adet ne bulunduğunu, o yukarıdaki değerimizin isminin yerine bunu yazıyoruz. Harfi sizde programlarınızda bu şekilde bulundu diyorum. Ve de buraya yine özel bir tanımlama yapıyorum. Yüzde ile diyorum ki parantezimin içerisinde i virgül ara. Bunu buraya almış oluyorum arkadaşlar. Değilse diyorum, else iki nokta üst üste, yine aynı şekilde şu printimi alıyorum. Ctrl C, geliyorum Ctrl V ile bulunmuyor. Nerede bulunduğunu ve nerede bulunmadığını burada yazdırmış oluyorum arkadaşlar. Şu ikisinin farkı bu. Şimdi çalıştıralım. Şu sayılarımdan sonra gelecektir ekrana. Çalıştırıyorum. Şu şekilde birazcık da yukarı çekeyim. Metninizi giriniz dedi. Metnimi giriyorum. Adana diye girdim değerimizi. Çalıştır diyorum. Aranacak kelimeyi giriniz diyor. Aranacak kelime de harfimiz A harfidir. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi i'nin değeri sıfırdayken bir adet A bulundu. Gördüğünüz gibi nerede o değerimiz? Adana'da A harfi bulundu. Şu şekilde birazcık daha büyüteyim şunu. A'da sıfırıncı karakterde olduğunu söyledi. İ'nin değeri birken A harfi bulunmuyor çünkü D harfi var. İ'nin değeri 2'deyken A harfimiz var. Bulundu diyor. Bulunmadı diyor üçüncüde. Gördüğünüz gibi üçüncüde de yok. Dördüncü sırada, son sırada yani A harfi bulundu diyor. Programımız gayet sağlıklı bir şekilde çalıştı. Şu kodumuzda arkadaşlar karakter dizileri içerisinde, cümleler içerisinde, girilen metinler içerisinde hangi harfi arıyorsanız bunu veri tabanlarında da Ctrl Find'ın yerine gayet rahat bir şekilde kullanıp o değer o sırayla ilgili işlem yaptırabilirsiniz. Diğer komutumuz indeksten farklı olan komutumuz RINDEX komutudur. Bunun ondan tek farkı aynı işi yapar. İndeksimiz soldan sağa doğru giderken RINDEX'imiz sağdan sola doğru gider. Bunu adapazarı işleminde uygulayabiliriz. İndeks yerine RINDEX yazarız. Şimdilik şu değerimi alıyorum ekrandan.
Kesiyorum. Kesiyorum arkadaşlar. Başka bir yerde tutacağım bu değerimi. Evet, şimdi yazıyorum direkt. Hatta şu üçünü de arkadaşlar kopyalayayım aynı şekilde. CTRL C ile. Bunlardaki indeksleri RINDEX olarak yapacağım. Başlarına R harfini koyuyorum. Hepsinde RINDEX yapıyorum. Ve çalıştırıyorum. Diğerinden farkını görelim. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu ilk iki karakter, şu ilk iki karakter yukarıdaki indeksimizde Python'larla alakalıydı. Bundan sonraki 3 karakter sıfırdan itibaren adapazarını sayıyor. Diğeri de tersten itibaren başlıyor. 6'da buldu. Gerisinde yine 6'dan 3. de olmadığını gösterdi bize arkadaşlar. Yani şu komutumuz burada bir uygulama hatası oldu. Bunun yazılımında sıkıntı var demektir. Bunu ekranımızdan temizliyorum. Tekrar göstermek açısından şunları tamamen çekeyim. Ekranda görmüş olun bir daha. Çalıştırıyorum tekrar. Gördüğünüz gibi birisi 0,2'de bulurken diğeri 6'da buldu. 6 şuradaki karakterimizde buldu. Diğerinden devam ediyor. Tersten saydığı için ona göre bize bilgilendirme işlemi yapıyor. Biri soldan sağa doğru gidiyordu. Diğeri sağdan sola doğru gidiyor. Tekrar vurgulamış olayım arkadaşlar. Bugünkü son komutumuza geliyoruz. Bugünkü son komutumuz Center komutu arkadaşlar. İngilizceden de aynı şekilde kullanılıyor. Diğer dillerde de kullanılıyor. Ortalama manasına gelen komutumuz. Karakter dizilerini ortalama işlemine yarar. Bununla ilgili bir uygulama yapacak olursam yine bir kelime girelim. Şunları da ekrandan yukarıya doğru ayırayım. Şu şekilde bunları yukarıda tutayım ki aşağıda devam edeyim. Geliyorum. Kelime, karakter girdik. Buna da yazı diyeyim. Yazı diye bir tanımlama yapıyorum. Ve de bunun içerisine yazımı, yukarıdaki Python'umu yazayım arkadaşlar. Yukarıdaki Python'umu tanımlayacağım. Tanımlamak için tabii ki çift tırnağımı açayım. Yazımı tanımladım. Print'le Center komutumu kullanacağım. Diyorum ki yazıyı Center komutumla al. İçerisine de bir parametre gireyim. 1 ile ortalamış ol diyorum. Çalıştırıyorum. Şimdi arasındaki farkı göstereceğim arkadaşlar. Python burada yazıldı. Bunun yerine 10 yazmış olsaydım arkadaşlar. Beraber bakın aşağıdaki ile işlemin görelim değerini. Demin 1 de yakındayken 10 yazdığım zaman birazcık daha ortalayarak ortaya doğru çekmiş oldu. Karakter mesafesini kendisi ayarlamış oldu arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili de basit bir işlem yapacak olursam bir for range döngüsü kullanacağım. Bunun yerine for range döngümü şuradan alıyorum arkadaşlar. Aynı yazım için yapacağım. For i integer range komutumu alıyorum. Diyorum ki 1,20 1,20 diyorum. Aşağıda da printle şu kodumu CTRL C ile alayım. Şu şekilde CTRL V ile yapıştırıyorum. Bunun içerisine i değerimi gireceğim. Artık sayı olarak i olacak. Şuraya iki nokta üst üste veriyorum. Ve de programımı çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunu birazcık daha yükselteyim. Değerimizi görmüş olun. Şunları çekeyim yukarıya. Şu şekilde yazmış olduğumuz değeri görün diye. Şu komutumuzun yaptığı işlem arkadaşlar bakın. 1'den 20'ye kadar değerler olarak işlemi yaptı. Şunu 5'ten itibaren başlatsaydım. Birazcık daha ekranda görün diye yapıyorum. Çalıştırıyorum. Şu şekilde başlatma işlemimizi yapacaktı arkadaşlar. Sayma işlemimizi. Bu yukarıdaki onu da 1'e çekeyim ki aradaki fark size yansımasın. Şu şekilde gördüğünüz gibi işlemimiz kenara doğru kaydırma işlemini yapmış oldu. Yani center komutuyla da şu değerlerimizle ortalama işlemi yapmış oluruz. Bugünkü görmüş olduğumuz komutlar index, reindex ve center komutu. Bunlar genelde düzenleme ve bulma işlemlerinde çok faydasını görmüş olduğumuz komutlardır. Karakter dizi işlemlerimizde yine devam ediyoruz. Karakter dizileri oldukça zengindir komutlar açısından. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.